Konumuz nüfus piramitleri. 5 tane nüfus piramitimiz var. Birincisi düzgün üçgen şeklindeki piramit. Evet resimde de görüyoruz. Bu nüfus piramitinin ait olduğu ülkeler son derece geri kalmış ülkelerdir. Afrika'daki Sudan, Gana gibi ülkeler. Bu ülkelerde yüksek bir doğum oranı bir o kadar da yüksek ölüm oranı vardır. Bebek ölümleri çok fazladır kadın çalışma hayatına girmemiştir ve nüfusun çoğu kırsal kesimde yaşar. Kısacası geri kalmış ülkelerin piramididir. Düzgün üçgen şeklindeki piramit. Bir diğeri içe dönük üçgen piramit. Bu da İran, Nijerya gibi gelişmekte olan ülkelere ait bir piramittir. Şu iç bükey olması üçgenin, şu kesimlerin üç bükey olması sağlık sektöründeki ilerlemeleri ve bebek ölümlerinin azaldığını gösterir. Yani bir önceki piramitimize göre durum biraz daha iyi. Bir diğer piramit arı kolanı şeklinde ya da dar tabanlı piramit de denir. Bu piramit Hollanda, Fransa, Almanya gibi gelişmiş ülkelere aittir. E, kişi başına düşen milli gelir fazla, insanların alım gücü yüksektir. 60 yaşını aşan insan sayısı fazladır. Kadın çalışma hayatına girmiştir. Nüfusun çoğu şehirlerde yaşar ve doğum oranı düşüktür. Kısacası ideal olan ülkelerde görülür. Gelişmiş bir diğeri çan şeklindeki piramit. Bu da önceleri çok düşük bir doğum ve ölüm oranları varken daha sonra nüfusu artırma politikasına geçmiş ve nüfusu arttırmaya çalışan ülkelere ait piramittir. Yani ilk kısmına baktığımızda bir önceki piramite benziyor fakat daha sonra taban genişliyor. Yani doğum artıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelere ait piramittir. Bir diğeri asimetrik tabanlı ya da diğer adıyla yelken şeklinde piramit. Bunda da önceleri hızlı bir doğum varken tıpkı iç bükey üçgen şeklindeki piramit gibi şöyle baktığımızda daha sonra nüfusu azaltma politikasına giden ülkelere aittir. Örnek Japonya. Japonya önceleri çok fazla bir nüfusa sahipken daha sonra bunun kendilerini kalkındıra kalkınmalarını yavaşlattığını fark etmiş ve tabanı daraltmaya çalışmıştır. Yani nüfusu azaltma politikasına girmiştir.